Bugün demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlar 27 Mayıs hayranlarıdır dedi. 60 yıl önce yaşananlardan hareketle muhalefete yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını Devlet Bahçeli ile birlikte yaptı. Ya Allah! Bismillah! Aslında o gün idam sehpasına gönderilen milletin bu üç adamı değil, bizatihi milli iradenin ta kendisi olmuştu. 27 Mayıs darbesinin 60. yılında tarihe o kara lekenin sürüldüğü adresten Yassıada'dan verdi mesajlarını. Dönemin başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı ada demokrasi ve özgürlükler adasına dönüştürüldü. Ülkemizde bugün demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlara dikkat edin. Hepsi de 27 Mayıs hayranıdır. Açılış Cumhur İttifakı'nın ortaklarını da buluşturdu. En son 27 Şubat'ta külliyede görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli 2,5 ay sonra yeniden yan yanaydı. Devletin zirvesi tekneyle ulaştı adaya. Sahil güvenlik botları ve helikopterler çevrede kuş uçurtmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o karanlık günlerden sözü bugüne getirdi. Başta 15 Temmuz olmak üzere darbe ve vesayet girişimlerine çok sert tepki gösterdi. Menderes'e hangi inançla saldırdılarsa, rahmetli Özal'a şimdi de Cumhur İttifakı'na aynı nefret duygularıyla yöneldiler. Hepsi de 15 Temmuz'a tiyatro diyerek milletimizin destansı mücadelesini küçümsemeye çalışır. CHP'ye de göndermeler vardı sözlerinin satır aralarında. Bize ne diyorlar? Suriye'de ne işiniz var? İdlib'de ne işiniz var? Libya'da ne işimiz var? Buralarda ne işimiz olduğunu çok kısa zamanda çok çok iyi anlayacaksınız. MHP lideri Bahçeli de kamplaşmaya değil kucaklaşmaya, husumete değil hoşgörüye ihtiyacımız var dedi. Mesajlarını darbeler üzerinden verdi. Hala darbeye umut bağlayanların mevcudiyeti ise tedavisi olmayan hiyanet virüsüne delalettir. Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklarda ve silahların muhitinde arayan herkes kaybetmeye mahkum ve mecburdur.